Her yıl yaklaşık bu zamanlarda geleneksel olarak bu basın toplantılarımızı düzenliyoruz. Bu toplantılarda maksadımız hem yakın geçmişte neler yaptık, önümüzdeki dönemlerde neler yapmayı planlıyoruz, bunları paylaşmak. Ayrıca da halkın bilgi alma hakkını, gazetecilerin soru sorma hakkını, yani şeffaf bir yapıyı sürdürmek adına bunu yapıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda yine çok yakın alaka göstererek basın toplantımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, bu yılki basın toplantımızın ana başlığını yüksek yaşam standartlı kent olarak tespit ettik. Kısaca bu konuda biraz bilgi vermek istiyorum. Gönyeli kenti dünden bugüne yürürken köyden kente dönüşüm diye bir slogan kullandık. Bunlar kentin altyapılarıydı. Altyapıların ne kadar önemli olduğunu yaşadığımız sel felaketiyle hissediyoruz. Ve bu aşama geride kaldı. Büyük ölçüde geride kaldı. Ve fakat biz bu yola çıkarken o günkü belediyemizin yapısı, gücü büyük ölçüde diğer belediyelerimize benziyordu. Yani çok güçlü değildik. Bugün çok zorlar geride kaldı ve biraz sonra bütçesel olarak da paylaşacağım üzere ülkenin en güçlü yapısına erişti. Güçsüzlük, zayıftık, zor işlerimiz vardı. Onlar geride kaldı. Şimdi en güçlü yapısına sahibiz 28 belediyenin. Dolayısıyla yeni döneme heyecanla bakıyoruz. Umutla bakıyoruz, hayallerimiz var. Bir kenti yönetirken o kentin önce ne olacağına, nasıl bir kent olacağına karar vermek lazım. Yani sizin kentiniz bir sanayi şehri mi olacak, turizm şehri mi olacak, ne olacak diye sorduğunuzda aslında Gönyeli'nin içinde yaşayan kent insanının yapısından da kaynaklanarak yüksek yaşam standartlı bir kent olma hedefinin doğru bir hedef olduğunu düşünüyorum. Yani somut söylersek, Ankara'nın çeşitli semtleri vardır ama Çankaya'sı vardır. Veya Güney Lefkoşa'nın çeşitli semtleri vardır ama Strovolos'u vardır. Gönyeli, Kuzey Kıbrıs'ın ve başkentin yüksek yaşam standartlı kenti olacak. İşte bu bakımdan bu başlığı seçtik. Ve tabii basın toplantımız içerisinde bunların neler oldu ve neler daha değişecek anlatırken malumunuzdur ki Gönyeli Belediye Bulvarı'nda bir cadde dönüşüm projesi uyguladık. Bunun açılışını yapamadık. Çok da eleştiriler almıştı hatırlarsanız. Özellikle seçim döneminin siyasi ikliminde. Bununla başlamak istiyorum. Yüksek standartlı bir kentin bir numune parçasının nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum. Bu bakımdan bir hazırlık yaptık. Şehir plancısı arkadaşım Mert Refikoğlu kısa bir sunum yapacak sizlere. Gönyeli'de daha önce Gönyeli ve çevresinde bir alışveriş bölgesi eksikliği vardı. Alışveriş yapılacak alan çok fazla yoktu. Bunu göz önünde tutarak ve belediye bulvarının bir ticaret yolu olmasından kaynaklı olarak burasının, Gönyeli'nin ve çevresinin bir yüksek yaşam standartlarına uyumlu, ekonomik ve sosyal olarak bölgenin cazibe merkezi olacak ve tüm çağdaş şehircilik standartlarını yansıtacak bir bulvara dönüşüm için yola çıktık. Burada sadece arabalar için değil, aslında bisiklet yolları, engelli uyumlu kaldırımlar, otobüs durakları ve buna benzer çağdaş sokaklarda, yollarda, caddelerde olması gereken şeyleri düşündük. Elektrik, telefon, kanalizasyon, yağmur suyu gibi altyapıları tekrardan gözden geçirdik ve ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yaptık. Projemiz Çağaloğlu Çemberi olarak bilinen çemberden köprüye kadar, Kiler Market, Niyazi Restoran'a kadar olan yaklaşık 1,5 kilometrelik bir yeri kapsamaktadır.
Belediye bulvarında eskiden yayaların yürüyeceği kaldırımlar çok fazla yoktu. Kanalizasyonda az da olsa, büyük ölçüde tamamlasak da bazı eksiklikler vardı. Yolda trafik tabelası ve yol çizgileri eksikti. Peyzajımız eksikti. Yine caddede yeterli aydınlatmamız yoktu. Asfalt çok iyi durumda değildi. Yaya geçidi yoktu, yayaların karşıdan karşıya geçebileceği. Otopark alanları tam olarak belirlenmemişti ve araçlar gelişi güzel bir şekilde, araçlarını tehlikede arz edecek bir şekilde araçlarını park ediyordu. Bisiklet yolu yoktu. Ülkemizde ve bu caddede de engellilerin sokağa çıkması çok kolay değil. Bu caddede de öyleydi. Ancak artı telefon ve elektrik altyapısında bazı eksiklikler vardı. Yağmur suyu büyük ölçüde bitirdik ama küçük bazı dokunuşlar gerekiyordu. Otobüs duraklarında eksiklikler vardı. Projeye belediye başkanımızın da söylediği gibi onun öncülüğünde proje ekibi kapsamlı çalışmalar ve incelemeler yaparak başladık. O yolun, o caddenin mevcut durumunu çıkardık. Hedef, strateji ve politikalarını belirledik. Dünyadaki bu gibi cadde örneklerine baktık. Tüm verilerimizi topladık ve projeyi tasarlamaya başladık. Projeyi tasarlarken geniş tuttuk bu katılım sürecini. Telefon dairesi, elektrik kurumu, belediyemizin kanalizasyon şubesi, yağmur suyu şubesi, içme suyu, park bahçe, engelsiz kent birimi gibi birçok veriyi bu birimlerden ve kurumlardan alıp altlık olarak kullandık. Yine bu proje yapılırken polis trafik şubemizden, karayolları dairesinden, şehir plancılar odası, mimarlar odası, inşaat mühendisleri, peyzaj mimarları hep bu odalardan destek aldık, toplantılar yaptık, trafik dernekleri, bisiklet derneklerini bir araya getirip bu caddenin nasıl daha iyi olması için toplantılar yapıp, tartışıp, konuşup sonuca varmaya çalıştık. Aşağıda da yani en küçük ayrıntıya kadar bir engellinin kılavuzu nasıl olacak, ne kadar büyüklükte olacak, nereye konulacak? Hep bu çalışmalar tek tek tasarlandı ayrıntılı bir şekilde. Caddede araç olarak bir gidiş bir geliş olarak tasarlandı. Bunun yanına bisiklet yolları eklendi ve geriye kalan mesafeye de kaldırım olarak bırakıldı. Yayaların, bebek arabalarının, engellilerin rahat bir şekilde hareket edebileceği, alışveriş yapabileceği bu şekilde bir basit bir şekilde bunu tasarladık en başta. Bir insanın yürüme mesafesi maksimum minimum dünyada belli bir ölçü vardır. Bu ölçüleri dikkate alarak otobüs durak yerleri belirledik. Yine ülkemizdeki en büyük eksikliklerden biri 9-10 ay sıcak güneşin olduğu bir ülkede ağaçlandırma da önemli olduğunu düşünüp belli noktalara projelendirilip ağaçlar tasarlandı. Yine aynı şekilde aydınlatma, yol aydınlatmaları ülkemizde maalesef bu yolda da bazı eksiklikler vardı. Bunlar da yine mühendisler tarafından en sağlıklı şekilde tasarlanıp ağaçlarla birlikte projenin içerisine konuldu. Basit bir şekilde projemize bakarsak, biraz önce de söylediğim gibi kaldırım, gidiş bisiklet yolu soldan araç, geliş, ağaç, yine aydınlatma ve kaldırım. Ve caddemizi 3 boyutlu şekilde böyle hayal ettik. Ve bunu rahat bir şekilde söyleyebilirim ki ağaçların büyümesi dışında 3 boyutlu projemizi ne hayal ettiysek şu anda yerinde mevcuttur. Neler yaptık? Proje sonunda, bittikten sonra neler oluştu, ne elde ettik? Artık park ceplerimiz var. Uygun bir şekilde araçlar, arabalarını park edip uygun yerlere, alışverişine, yürüyüşüne katılabilir. Dediğim gibi bazı küçük kanalizasyon eksiklerimiz vardı, küçük de olsa onları tamamladık. Ve yol üstündeki tüm binalar artık kanalizasyon şubesine, kanalizasyon şebekesine dahildir. Yolumuz yaklaşık 1,5 kilometreydi. Karşılıklı olarak 3 kilometre görme ve ortopedik engelli uyumlu bir yürüyüş kaldırımı oluşturduk.
Yolun asfaltı eskimişti, çok iyi durumda değildi, onu yeniledik. Caddedeki tüm trafik tabelaları ve yol çizgileri tekrardan tasarlanıp çizildi. Ve yola yaklaşık 200'den fazla ağaç ektik. Aydınlatma direklerimiz tekrardan tasarlanıp diğer eskileri yakın zamanda sökülüp yeni aydınlatma direklerimize karşılıklı olarak sahip olduk. Yayaların karşıdan karşıya geçebilmesi için bazı noktalara, güvenli noktalara yaya geçitleri koyduk. Ve biraz önce de söylediğim gibi karşılıklı gidiş geliş bisiklet yolu yerleştirdik. Ülkemizde eskiden yapılan altyapılar, elektrik özellikle ve telefon yukarıdan yapılıyordu. Yeni teknolojiyle bunlar artık yavaş yavaş yerin altına alınmaya başladı. Biz bir gün yerin altına alınması için telefon ve elektrik için fazladan altyapı çalışmalar yaptık. Ki bunun da altını çizmek isterim ki bu belediyemizin çok fazla da görevi değildir. Elektrik ve telefon dairesinin görevidir ama biz onlar için de bu altyapıyı sağladık. İleride düğmeye basıldığı anda hiçbir zorluk yaşanmadan tüm yukarıdaki havai hatlar yerin altına alınabilir. Yavaş yavaş da bunun yapılmasına da başlandı zaten. Yağmur suyu, yağmur yağdığında kaldırımın, asfaltın üstünde su kalmaması için yine %99 tamamlanmıştı. Biz onu %100'e getirdik. Otobüs durakları biraz önce söylediğim gibi belirli mesafelere trafiği engellemeyecek şekilde uygun yerlere otobüs durakları yerleştirildi. Araç ve yayalar için uygun standartlara uygun rampalar yapıldı. Çöp kovaları yenilendi. Ve bazı kavşaklara arkadan gelen trafiği engellememek için 3 şeride çıkartılıp bekleme şeritleri oluşturuldu. Projenin toplam maliyeti ortalama 4 milyon TL'dir ve bunun %80'i Gönyeli Belediyesi halkının vergileriyle yapıldı. Uluslararası standartlara uyumlu bir bulvar örneği yarattığımızı düşünmekteyiz. Ve bu bizim için, belediye için tüm sokaklara, tabii ki bu cadde olduğu için farklı tasarımlar yapılmıştır ama tüm arayollarına, Gönyeli'nin her sokağına bu ve buna benzer uygulamaları yapmak için yola çıktık. Bu fotoğraf da akşamdan çekilmiş yağmurlu bir havada bir görüntü. Bunu da koymak istedim. Işıklandırılmış hali yolun. Bu yola başladığımızda en büyük tartışma bisiklet çok alışık olmadığımızdan kaynaklı olarak bisiklet yolu soldan mı olur, sağdan mı olur, havadan mı olur, yerden mi olur? Bunu biraz da seçim dönemi olmasından kaynaklı çok tartışıldı. Biz konuşmanın başında söylediğim gibi dünya örneklerine de baktık. Biz bunun böyle olması gerektiğini öğrenmiştik, biliyorduk. Ancak burada da tekrardan örneklerine bir bakmak isterim sizinle. Bu Milano'dan, İtalya'dan bisiklet yolu yolun kenarında ve öbür tarafında da araç parkeri. Yine Hamburg'da araç yolu, yanında bisiklet yolu. Park eden bisiklet yolu olur muydu, olmaz mıydı, bisiklet tekerlekleri içine girer miydi diye hep bu tartışmaları yaşadık bir senedir. Yani olur da yapılabilir, yapılmaz da. Hamburg'da yapmışlar mesela park eden bisiklet yolu. Miami'de hemen bisiklet yolunun kenarına araç parkeri yapılır mı? Araç kapısını açtığı zaman işte bisiklet diye vuracak. Miami'de de yapmışlar bunu. Brüksel'de de yapmışlar. Amsterdam'da da parke bisiklet yolu. Yani diğer örneklerde bazısı parkedir, bazısı asfalttır. Değişik örnekleri vardır. Biz belediye olarak parkeyi tercih ettik. Avustralya'da yine benzer bir uygulama. Brüksel'de neredeyse bizimkiyle aynı bir uygulama. Gidiş yönünde park eden bisiklet yolu. Genel olarak teşekkür ederim. Arkadaşımızın sunumunu yaptığı belediye bulvarı cadde dönüşüm projesiyle ilgili bütün içerisindeki yeri gelince biraz daha bahsedeceğim. Şimdi izin verirseniz yakın geçmişte neler yaptık, önümüzdeki dönemde neler yapacağız, daha biraz somut konuşmak istiyorum. Bu cadde dönüşüm projelerine geçtiğimiz 2018'den bahsediyorum. 2018 yılında devam edildi.
Cadde dönüşüm projeleri nedir? Biz köyden kente dönüşüm, sonra da engelsiz kent, yüksek yaşam standartlı engelsiz kent diye bir şeyden bahsediyoruz. Engelsiz kent aslında şudur. Biz siyahın asfaltın altını ve üstünü kazılmamak üzere bitirdik. Şimdi bir belediyenin, bir kentin yolu olmazsa olur mu? Olmaz. Peki altı bitmemiş yol, yol mudur? Değildir. Siyah, altı ve üstü bitti. Şimdi yaya yolu yapacağız. Aslında temel görevimizi yapıyoruz. Ama yaya yolunun da altı bitmeden üstü biterse biter mi? Bütüne dair bitmez. Yaşam standartı yüksek kente gidemezsiniz. Aynı yerde dönersiniz. Bunu yapmaya kalktığınızda bir sürü detay arkadaşım anlattı. Enerji, nakil, aydınlatma, haberleşme, yağmur suyu, drenaj, trafik, peyzaj vesaire. Ve bunların bir kısmı sizin sorumluluğunuz değil. Devlet görev tevdisinde. İşte o zaman hayatın emrettiği görevler var yasanın dışında. Ve hepsini içeren bir dönüşüm yapmazsanız sizin bütüne dair yaya yollarınız bitmiş olmaz. Ve evet, şimdi biz bütüne dair Gönyeli'nin yaya yollarını yapıyoruz. 130 kilometre yola iki taraflı 260 kilometre mesafeden bu detaydan bahsediyoruz. Ve bizim yüreğimiz tık demiyor bu hedefe giderken. Yine burada söylemiştim. 2025 yılı hedefi var burada. 2025 yılına vardığımızda bunu bitireceğiz. Ve bunu bitirdiğimizde taş doku, yatırım, Stravolos'u geride bırakacağız. Bu konuda mesafeler aldık, almaya devam edeceğiz. Bunun adına engelsiz kent diyoruz biz bu projenin adına. Neden? Çünkü yayanın değil, hamilenin, yaşlının ve çocuğun ve engellinin rahat kullandığı kamusal alanların %90'ını kapsayan bir kısımdır bu. En iyi ilerisini yapacağız diyoruz. Onun için de engelsiz kent ve diğer kamusal alanlarda düzenlediğimizde tamamlanacak. Örneğin ticaret ve diğer kamuya hizmet veren alanlarda düzenlediğimizde, yani %100'ün %10'unu da düzenlediğimizde engelsiz kent teklifi. Bahsettiğimiz basit kaldırımlardır. Ama tam detaylı, normlu ve bütüne dair ve kalıcı. Ve işte bu onun örneklerinden biriydi ama 2018 yılında biz bunun yanında, çok hızlı geçeceğim bunları zaman tüketmemek için, Şehit Hüseyin Amca Caddesi'nde, Atatürk Caddesi'nde, Doktor Fazıl Küçük Caddesi'nde, çeşitli etaplar halinde bunları tamamladık, tamamlama noktasına getirdik. Ara sokaklara girdik ve devam ediyoruz. Bunun yanında 2018'de halen tamamlanamamış ve çok tartışmalara sebep olmuş Gönyeli'nin trafik sorununu çözmek için. Yüksek yaşam standartlı kent dediğinizde yasanın dışındaki hayatın her alanını çözeceksiniz. Gönyeli'de artan nüfus, artan araç sayısı trafik sorunu insanların yaşam kalitesini aşağı çekiyor. Değerli basın mensupları, teknik arkadaşlarımın bana verdiği bilgiye göre sonuna geldiğimiz bu yolda yaklaşık 3000 konut izni verdik biz, inşaat izni verdik. Binlerce daha araç gelecek. Ve biz bu sorunu çözmek durumundayız. Bunu ayrıca konunun hassas olduğunu düşünerek ayrı bir başlık altında izah edeceğim alt geçit meselesini. Dolayısıyla günlük yaşam kalitesinde trafik sorununu ortadan kaldırmak üzere bu projeyi başlattık. Sıkıntılar yaşıyoruz, tamamlayamadık 2018 faaliyetleri içerisinde. Yine okullarımıza, iki okulumuzun bütün sınıflarına elektronik bilgisayar destekli akıllı tahtalar aldık eğitimi desteklemek adına. 33. çocuk parkımızı bitirdik. 34 da olabilir, yanılmış olabilirim. Bitirdik. Kaldırım süpürge aracı aldık vesaire gibi hizmetlerimiz oldu. Çok detaylara girmek istemiyorum. 2019'da neler planlıyoruz? Ancak buraya geçmezden önce az önce söylediğim bütçelerle ilgili, bir de bu içerisine girdiğimiz döviz krizinden dolayı yaşanacak olan sıkıntılar üzerinde de biraz durmak istiyorum. Ondan sonra geleceğe bakmak istiyorum. Daha önceki yıllarda yine paylaştığımız bazı rakamları kısaca hatırlatmak istiyorum. Bütçemizin dününü çok söylemiyorum. Yani çok etkin olmayan bir bütçesi vardı. Biz 2017-2018 daha tam kesin tamamlanmadığı için 2017 örneğiyle devam edeceğim. 2017 yılı bütçemiz bizim 38.9 milyon olarak planlanmış.
%93.97 yani %94 oranında gerçekleşmiştir. Ancak burada önemli iki oranı vermek istiyorum. Personel giderleri %38.4 oldukça uygun bir orandır bu ülkemizde. Ve yatırıma da %27.9'luk bir pay ayırabilmişik. Yani %30'lara varan kısmını bütçenin bu hizmetlere ve yatırımlara ayırabiliyoruz. 2018 tamamlanmak üzeredir ve son kalan kısmının tahmin edilerek yapıldığı rakamları söylemek istiyorum. Bütçemiz 49,5 milyon olarak detaylarını ve teferruatını söylemeden planlandı. İçerisinde 3 milyon kredi kullanımı vardı. İhale süreçlerinde gerçekleşemeyen bazı ihalelerimiz oldu. Onları yapmadığımız için bunu kullanmadık. Reel anlamda 46,5 milyon dolayında bir bütçe hedeflendi. 44 milyon 700 bin liralık bir gerçekleşme oldu. Yani yaklaşık %96'lık, 95.97'lik bir gerçekleşmesi oldu. Burada da personel giderlerinde iyileşme oldu. Örneğin bir önceki yıl 38.4 olan personel giderleri bu yıl 34.9 yani 35'e indi. 3,5 puanlık bir düşüş oldu. Bu önemli bir performanstır. 2018 yılında ve tabiatıyla buna bağlı olarak da yatırımlarda bir artış oldu. %37.6'ya çıktık. Yaklaşık %29'dan yatırımlara harcadığımız pay. Bu aslında çok güçlü bir bütçe yapısı demektir. 2019'u hazırladık daha kesinleşmemiş olmakla birlikte. Çünkü merkezi hükümetin bütçesi kesinleşmeden bizimkisi mümkün olmuyor. Oradan gelecek olan katkılar kesinleşmesi lazım. Yaklaşık olarak bütçe büyüklüğümüz 45 milyonlardan 60 milyonlara, 60 milyon 44 bin TL olarak öngörülmektedir. Ve maalesef bunun personel gideri %42'ye yükselecek. Bu işte ekonomik döviz krizinin getirdiği yansımadır. %42'den biz sanırım 4 yıl önce aşağı inmeye başlamıştık. Bizi 4 yıl geriye götürüyor personel giderlerinde. Böyle bir etkisi var. Ancak bu bir Gönyeli Belediye bütçesinin bir handikap değildir. Çünkü buna rağmen hala daha biz Gönyeli Belediye bütçesinin %34.35'ini yatırımlara ayırabileceğiz. Bu ülke belediyeciliği adına çok ciddi bir etki yapacak. Ama Gönyeli Belediye bütçesi bundan etkilenecek ama bir zafiyet yaşamayacak. Ve bu bütçe ve diğer bütçeli unsurlarımızla biz 2019 yılında sürekli söylediğim yüksek yaşam standartlı kentin sağlanmasına yönelik olarak hizmetlerimizin kalitesini artırmaya devam edeceğiz. Çevreyle ilgili projelerimize devam edeceğiz ve insana yönelik insan merkezi sosyal projeleri güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu konuların içerisinde hizmet kalitesini nasıl artıracağına dair bazı detaylar vereceğim ama 2019'da somut proje, bunların parçası olan çaplı projelerin bazılarının başlıklarını paylaşmak istiyorum. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Gönyeli Net projemiz vardı. Gönyeli'nin tamamına fiber optik ulaştırmak. Bu projemiz büyük ölçüde nihayete varıyor. Buraya gelmezden önce Ulaştırma Bakanımızın müsteşarıyla son kez yine görüştüm. Buraya gelirken 2019 bütçesinde buna pay ayırmak istiyoruz. Ve çok kısa bir süre içerisinde biz resmi yazılarımızı gönderdik. Teknik çalışmalarımızı tamamladık. Yaklaşık olarak bütçeledik. Çok kısa bir süre içerisinde 2019 bütçesinde yetişmek üzere bize olumlu dönüşlerini yapacaklarını söylediler. Bunu bir başlangıcın müjdesi olarak burada söylemek istiyorum. Fiber optik nedir? Fiber optik çok özetle yeni nesil, yeni çağdaş şehirlerin altyapısıdır. Bunun detayına hiç girmeyelim. Hayatın her alanına yeni nesil şehri yerleştirmek istiyorsanız fiber optik şarttır. Ve bu merkezi hükümetin görevidir. Nasıl ki alt üst geçit, nasıl ki Miraj'daki köprü sel basmasın diye, nasıl ki okullar, nasıl ki akıllı tahtalar, nasıl ki enerji nakliyatlarının yerin altına alınması merkezi hükümetin görevidir. Bu da merkezi hükümetin görevidir. Ama yüksek yaşam standartlı kent bunsuz olmuyor. İlk verilere göre 6,5 milyon TL'ye mal olması görünüyor. Bunu öz kaynaklarımızda inşallah 2019'da son itibariyle halkımıza duygulanıyorum değerli arkadaşlar. İnşallah bunu 2019 sonunda Gönyeli halkına hediye etmek gibi bir heyecanımız vardır. Burada sesim biraz bozuluyor.
heyecan verici hizmetler bunlar. Evet, bu yaşadığımız sorunu aşıp hizmeti açmak istiyoruz. 600 geçildi 2019'da. Ama bunun etkin çalışabilmesi için çevre yoluna yönelik olarak bir köprü daha yapılması ve eksik asfaltlamaların tamamlanması lazımdır. Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan. Öyle tahmin ediyorum ki 2019'un ilk ayında bunun ihalesini de göreceksiniz. Bütünlüklü çözümü için ulaşım planlarının. Devam eden 3 çocuk parkımız var halen. Demin 33. ve 34. bitirdiğimizi söyledim ve bunlar kesintisiz devam edecek. Her 300 metrede yürüyüş mesafesinde her çocuk Gönyeli'de çocuk oyun alanına ulaşacak. Bunlar devam edecek. Kapalı tenis kortu sözümüz vardı sporcularımıza. İhalesine çıktık. Teklif atan olmadı. Sanırım mimari standartın yüksek olmasından dolayı gerçekleştiremedik. Bu yıl bunu tekrar ihale edeceğiz. Bunu yapacağız. Cadde dönüşüm projeleri az önce bahsettim. Engelsiz kentin en önemli yatırım alanımız olan kesintisiz devam edecek. En çok para buraya gidecek. Bunlar kesintisiz ve 260 kilometre tamamlama hedefiyle devam edecek. Yağmur suyu drenaj sisteminin eksikleri, inşaları devam edecek. Buraya gelmişken yağmur suyuna sel felaketiyle de ilgili bir iki söz söylemek istiyorum. Değerli basın mensupları, bir sel felaketi yaşandı özellikle Dikmen ve Değirmenlik bölgesinde. Tabiatıyla hepimiz üzüldük. Ama devlet üzülmez. Acıyı paylaşır ve çözer. Devlet zavallı değildir, olmamalıdır. Umut vermelidir, güçlü olmalıdır. Şöyle bir eleştiri geldi. Bazı belediyelerden işte yılbaşı ışıkları yakılmasın, balolar yapılmasın. Devlet çözer, devlet bir çare değildir. Devlet umut vermekten vazgeçmez değerli arkadaşlar. Biz Gönyeli Belediyesi olarak, ben belediye başkanı olarak, 4 belediye başkanımız Macaristan'da, Budapeşte'de bir resmi davet üzerine, önemli bir davet üzerine orada bulunmuştuk. Bu ciddi sel uyarısını alırkenden geri döndüm. Ve Dikmen'e gittim ve Lapta Belediye Başkanı arkadaşımı aradım. Dedim ki şimdi siyaset zamanı değil. Ne lazımdır? Ne lazımsa yaptık. Araçlarımızı gönderdik. Yetmedi, kiraladık, gönderdik. İnsanlarımızı gönderdik. İlaçlama ekiplerimizi gönderdik. Biz acıdık, üzüldük deyip insanların sıkıntısı üzerinden siyasi rant yapmadık değerli arkadaşlar. Oradaydık. Lapta'da iş makinelerimiz çalıştı. Bu bir insanlık görevidir. Siyaset yapma zamanı değildir. Ve evet, onu o yarayı sararken orada bulunacak devlet, biz devlet değiliz, bir unsuruyuz sadece. Ama aynı zamanda geleceğe ışık tutacağız. Bizim sokaklarımız ışıl ışıl yanmaya devam edecek. Bu gündem oldu diye bunu söylemek istedim. Ancak sel bu laflarla da önlenmiyor. Gönyeli'nin yağmur suyu drenaj sistemiyle ilgili altyapısı, üst yapısı projeli tek kent diyoruz. Sanırım 10 yıl kadar önce uluslararası bir ihaleyle bu yağmur suyunu sıkıntı yaşamadan 20 dakika içerisinde nasıl Gönyeli'den drene ederiz diye biz proje ürettik. Tek bütünlüklü su taşıma, su drenaj projesi olan kenttir Gönyeli'de. Diğer altyapı projelerinden birlikte tek olandır. Önce Gönyeli bütüne yürürken koyduğu her parça onu 20 dakikada 50 yıl geriye dönük olarak en şiddetli yağmura göre dizayn edilmiştir bu proje. Ve 20 dakikada tahliye etmek üzere. Böyle bir projenin sahibidir Gönyeli. Ve sonra o günden bugüne yeni yapılan bütün arsalarında bunu emretmiştir. Bu da yegane farkıdır diğer kentlerden. Ve onlar o sokaklar bu yağmur suyunu yaşamadan devam edecekler sıkıntısını. Ve geriye dönük olarak bu oluşmuş kent içerisindeki sıkıntıyı aşmak üzere ana taşıyıcılarını büyük ölçüde oluşturduk kent içi drenajının. Ve eksik yapamadıklarımızı da açık kanal olarak tamamladık. Şimdi bunları kapalı kanal haline getiriyoruz. Zaten bu söylediğim cadde dönüşüm projesi bunun üzerinden geçecek.
eksik olan yerlerinde o tamamlayarak gelecek. Ama onlar ara sokaklar, esas sel baskınlarıyla ilgili. Dere yataklarımız, ikinci bir drenaj yağmur suyu gönderme kanallarımız. Bunlar da devletin, merkezi hükümetin sorumluluğundadır. Ama hayat emrettiği için yapıyoruz. Bundan yaklaşık, yani ilk güzel yurt selini yaşadığımız dönemden sonra, ama söz buraya gelmişken bir şey daha söylemek istiyorum. Güzel yurt seli dediğimde, bizim neslin tanıştığı ciddi baskınlardan biriydi o. Ve o yaşanmadan önce, Gönyeli Belediye'miz Lefkoşa imar planına bir öneri getirerek, dere kıyılarında yeşil alanı dere kıyısından boylu boyunca bırakarak mülkiyetin kamuya geçmesini sağlamış. Dolayısıyla taşkın yataklarına imarı engellemişti. Bu güzel yurt selinden öncedir. Bu selle ilgili alınmış önemli tedbirlerden biridir. Ve Gönyeli daha yeni teşekkür ettiği için bu kıyılar da korunmaktadır. Gönyeli büyüdük sonra. Ve dere yataklarında da güzel yurt selinden sonra yıllarca hiç temizlik görmemiş bu dere yataklarını temizledik. Ancak projemizi yaptığımızda gördük ki doğal halinden 110 santim daha yüksektir bu şeyler. Dereler temizlenmiş hali bile. Yani bugün direne ediyoruz ama hala daha doğal halinde değil. İlginçtir, gittik hastane köprüsünde, hastanenin yanındaki köprüde eştik toprağa 120 santim aşağıda çıktı tabanı. Gandıköy göletini direne eden köprünü de eştik, onda da 110 santim aşağıda çıktı. Çeşitli vesilelerle bu dere yatakları dolmuştur. Önümüzdeki yaz bunu da yeniden elden geçirerek. Tabii burada işte o köprüleri yaptık. En büyük sel vurgununu biz orada yiyorduk. Miraç Köprüsü'nün orada. Dolayısıyla bütün bunları planlı, geleceği sağlıklı kurarak yeni oluşumları ve seli drene edecek şekilde kalıcı ve geçici tedbirlerle bu hale getirdik. Ve son olarak da Gönyeli Belediyesi afet ölçme değerlendirme toplantısı ve eylem planı gerçekleştiriyoruz bugünlerde. Genişletilmiş uzman toplantıları yapıyoruz ve bunları raporlayacağız ve sizlere paylaşacağız. Yağmur yani sele karşı Gönyeli'nin avantajları, fırsatları ve tehditlerini ortaya net olarak eksik alanları çıkarıp bunun şu tarihte bu da bitecek diye bir yol haritasıyla sizlere paylaşmaya hazırlanıyoruz. Ve o gün 50 yıllık süre içerisinde rastlanmış en yüksek yağmuru 20 dakikada drene etmiş bir kente ulaşmış olacağız. Ama bugün de buna çok yakınız diye söylüyorum. Evet, tekrar bu selden dolayı sıkıntı yaşayan bütün insanlarımıza ve özellikle hepimizin yüreğini ağlatan dört gencimize üzüntümüzü, acılarını paylaştığımızı ifade ediyorum. Evet. Hizmet kalitesiyle de ilgili, hani az önce söyledim ya, bizler şu başlıkları iyileştirirsek yaşam standardı yükselir. Hizmetlerimiz kaliteli olacak. Hizmet her yerde vardır. Kalitesi önemlidir. Temizlik hizmetlerimizin önümüzdeki yıl kalitelerinde değişiklik olacak. Ne olacak bu? Bizim kentimiz yıllık düzenlik bakıma alınır. Temizlik ve bakıma alınır. Yıllık bir kere. Bunu yılda iki kez uygulayıp kesintisiz hale getirmeye çalışacağız. Kenti temizledik kökten, ertesi yıla beklemeden. İki defaya çıkardığımızda zaten ara çok kısa kalacak ve bir sonraki yılda artık kesintisiz sürekli kent temizliği adı altında yaptığımız, bakım altında yaptığımız çalışmaları kesintisiz hale getireceğiz. Kaldırım süpürme hizmetlerimizi başlatacağız. Yollarımız süpürülüyor bizim, bütün sokaklarımız. Bunu yeni bir servisle yarı periyoda indireceğiz. İnşaat atıklarına yeni bir servis açacağız. Bu yoktur. Çöp konteynerleri yıkama sıklığını artıracağız. Yani bir servis daha açacağız demektir hep bunlar. Yani yaptığınız hizmetlerde yeni servisler açtığınızda o kalite iki katına çıkıyor. Bunlar yaşanacak. Zabıta hizmetlerinde kent devriye hizmeti etkinleştirilecek. Trafik denetimleri özellikle bu caddeler yapılırsa yönetilecek diyordum. Şimdi bu yönetim sırası geldi. Yeniden organize ediyoruz her şeyiyle. Zabıta birimini, özellikle trafik kontrollerini. Bunu çok etkin yapacağız. Yani artık işte biz çıktık da baktık olmayacak. Sürekli denetlenecek caddelerimiz trafik açısından. Tabii bizim sorumluluğumuz yanlış otoparklarda. Ya da denetimleri daha sık periyotlara indirilecek. Tahsilat hizmetlerini kolaylaştırmak üzere öyle tahmin ederim ki Ocak ayını çıkmadan elektronik tahsilata geçmiş olacağız. Bu tahsilatın en ileri noktasıdır. Bütün her şeyimiz hazırdır değerli arkadaşlar. Yani güvenlik sistemleri, bilgi güvenlik, bilgi taşıyan sistemleri güvenlik edene firewall'lar vesaire cihazları, donanımları kurulmuştur. İşte bunu hayata geçirecek olan programlarımız eklenmiştir bilgisayarlarımıza.
bilgilendirip ve uygulamaya geçeceğiz. Bunlar tamamlanmıştır. 2009'da hizmetlerin iyileştirilmesi bağlamında bunları da göreceksiniz. Yaşlılara hizmet birimimizde hemşire ziyaretlerimiz var. Bir ekip daha kurup bunu yarı sıklığında yapacağız. Su servisinde yeni bir heyecanımız var. Gönyeli kentinin diğer kentlerden farklı olmasını istiyoruz hep. Yüksek basınçlı su sistemine geçmek istiyorum su servisinde. Yani evlerinizdeki tuforları kaldırıp depolarınızı küçültmek istiyorum. Bu önümüzdeki yıl uygulanabilecek diye düşünüyorum. Yine sosyal projelerde, insanlık projelerde gençleri nasıl bir festival? Gençlik festivali. Bir tanesini yaptık. Bunun çapını büyüterek, keşke fırsatım olsa bunların detaylarını söylesem. SAM güçlendirilecek, çocuk şenliği devam edecek. Az önce söyledim, yaşlılarımızla ilgili de SAM'da daha etkin hizmetler olacak. En önemlisi eğitime, insana yatırım konusunda eğitime katkılarımız devam edecek. İlkokul binasının, ilkokul bütün binasının bir önemli bir kısmı yenilenmiştir. Bitirilmesi için Eğitim Bakanlığı ile birlikte yardım heyetimizin de katkılarıyla inşallah bunun bitirilme çalışmaları devam edecek. İlkokulda başlattığımız atletizm parkurumuz bitmeye yakındır. Bunu bitireceğiz 2019 yılı içerisinde. Bunu biraz hızlanalım diye hızlı geçiyorum. Çevre projelerimiz. Çevre projelerinin en önemlisi engelsiz kent projesidir. Cadde dönüşümleri devam edecek. Çocuk oyun alanları kesintisi devam edecek. Burada ilginç yeni bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet Parkı'nın yetki ve sorumluluğunu Bakanlar Kurulu Gönye Belediyesi'ne devretti. Güvenlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii bunun projelendirme ve sürdürülebilmesi için finans çalışmalarını tamamlayıp burasını çok etkin bir biçimde halkın hizmetine vermeyi düşünüyoruz. Daha bakımlı. Yine ilkokulun yanındaki korulukta bisiklet eğitimi ve gelişimi parkuru tamamlanmak üzeredir. Fiziksel koordinasyonu güçlendirici ve buna benzer özel düzenlemeler içeren bu parkuru da 2019 içerisinde tamamlayıp vesaire vesairelerle 2019'da hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Genel anlamda dün buyduk, bunları yaptık, yarın da bunları yapacağız gibi kısmını geride bıraktım basın toplantımızın. Gündemde olan önemli konulardan bir tanesi sürekli sıkça sorulan bu alt üst geçitle de ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Değerli basın mensupları, Gönyeli kentinin bir ulaşım planı vardır. Şehir planlama dairesi tarafından yapılmış, karayollarının onayında yapılmış. Bunu onlar yapıyor. Yani arsalar açılıp yollar oluşurken bahsettiğim yollardan. Ve kentin çevre yolları ve merkezinden çevre yollarına giden teknik arkadaşlarımız ışınsal yol dediği yol unsurları vardır. Bu yol bir ara sokak değildir. Kent merkezini çevre yollarına bağlayan farklı bir yoldur. Normal yollarımız 36 ayak genişliğindedir. Bu 50 ayak genişliğindedir. Ve Gönyeli'nin ulaşım planının önemli bir parçasıdır. Ve uygulanmıştır. Sadece yolun iki tarafında yolun kestiği, cross kestiği, ulaşımın durduğu bir noktadadır. Ve Gönyeli kentinin trafik sorunu hayatın en önemli sıkıntılarından biridir. Az önce bir yılda verdiğimiz konut inşaat sayısını da söyledim. Yani 2000 küsur en az araç daha Gönyeli'ye geliyor. Ve merkezden dışarı çıkmak için bütün düğümleri açsanız gelseniz bile Atatürk Caddesi'ne, merkeze giren ana arterden o yol arabaları sığmıyor. Bunu çözmek zorundasınız. Ve bu sorumluluk merkezi hükümetin sorumluluğudur. Ama siz hayatın emrettiklerini çözmek için iddianız vardı. Çeşitli sıkıntılar yaşandı. Diyorum ki kendi kendime KKTC'de hizmet vermek ne kadar zordur. Kaç yıl uğraştık biz bununla ilgili arkadaşlar. Bilirsen bu detayların zamanı değil. Zaten insanlar bize niçin olmadığını değil, nasıl olacağını söylememizi istiyorlar. Ve bütün izinleri ve yetkileri alınarak bu ihaleleri birkaç kez yapıldı. Hatırlatmak isterim ki burada yaya geçidi olmadığı için bir genç çocuğumuz, küçük bir yavru çocuğumuz 300 metre sürüklenerek can verdi. Kazalar, gençler kaza yaptı, ölümden döndü. Çünkü bir yaya yolu yok, güvenli. Sadece araç yolu değil. Bisiklet yollarınızı nereden geçireceksiniz? Cross, şehirler arası yolu. Kentin merkezindeki sosyal hayatı, ekonomik hayatı nasıl bağlayacaksınız? Altyapılarınız gelmiş duruyor orada. Atık sular sıkıntı yaşadı. Su şebekeniz bağlanamamış. Yağmur suyunun kodları uymuyor. Bütün bu altyapı sorunlarını çözmek.
Gönyeli'nin güvenli trafik akışını sağlamak. Yaya yollarını, bisiklet yollarını güvenli bağlamak için bu sorun kaçınılmazdır. Bu çözüm kaçınılmazdır. Başvurduk, izinleri aldık, ihaleye çıktık. Tabii bu biraz da seçim öncesi olmanın siyasi atmosferinde de yaşandı. Bize 4 tane dava açıldı değerli basın mensupları. Hepsinin isimlerini bazıları şirket olduğu için vermek doğru olmaz. Bunların 3 tanesinde Arabi talebini mahkemeler reddetti. Özellikle bir tanesi Yüksek İdari Mahkeme'de görüşülmüştür. Söylenen şudur özetle hukuk dilinde. Bütün izinleri alınmış, kamu maksatlı bir yapı sürdürülmektedir. Eğer bireysel sıkıntılarınız varsa bunu çözersiniz. Durdurulmayacak emri verdi. 3 davanın sonucu budur. Bir dördüncüsü sürmektedir. Dördüncüsüdeki ortaya konan argüman, güzel yük yoluna erişiminin engellendiği ve arazilerinin parasal değerinin düştüğü gerekçesidir. Ve bunun üzerindeki arayan bir devam etmektedir. Hukuka uymak bizim boynumuzun borcudur değerli basın mensupları. Hukuka hayır dediğimizde devletten bahsedemeyiz. Adaletten bahsedemeyiz. Dolayısıyla beklemek zorundayız. Bizler devlet adına görev sürdüren insanlar şöyle bakıyoruz. Önce kamunun menfaati, kamunun ihtiyaçları. Bu alt üst geçit ve bu ulaşım, güvenli ulaşım kamunun ihtiyacıdır. Bu yapılacak. Bu devlet, bu söylediğim benim devlet yönettiğim anlayışımdır. Peki bunu yaparken siz bir vatandaşınızı üzersiniz, mağdur ederseniz ne yaparsınız? Onu da çözersiniz. Ama önce kamu, sonra birey. Ve ikisini de. Biz her neyse sorumluluğumuz, emretsinler, en erken zamanda bitiririz. Bireylerin sıkıntılarıyla da ilgili. Ama önce kamu. Evet, genel anlamda ana hatlarıyla alt üst geçitteki son durum budur. Bunu çok da konuşmak doğru olmaz çünkü yargıda da bir meseledir. Çok doğru sayılmıyor yargıda, mahkeme süreçlerinde olan bir konuda konuşmayın. Evet, benim genel hatlarıyla sizlerle paylaşmak istediğim basın toplantının konuları bunlardır değerli basın mensupları.